Merhaba sevgili seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Günün özetine bakacağız bugün de Son Durum programında konuklarımla birlikte. Grup toplantıları, yasama yılının ilk grup toplantıları tamamlandı. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşmalarını yaptı. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yaptı. İyi Parti lideri Meral Akşener gruba, SES partisinin gruplarına seslendiler. Öne çıkan mesajları, liderlerin öne çıkan mesajlarını sizlerle paylaşacağız. Ardından da konuklarımla değerlendirmesini yapacağız. Şimdi önce Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2,5 ay aradan sonra AK Parti meclis grubuna hitap etti. Konuşmasında yeni anayasa mesajı verdi. Uzlaşı sağlanırsa yasama yılı bitmeden yeni anayasayı sonuca ulaştırabileceklerini söyledi. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikrinin CHP'nin mi yoksa Kılıçdaroğlu'nun kendi fikri mi olduğunu sordu. Meral Akşener de Erdoğan'ın hedefindeydi. HDP'nin Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığını veto ettiğini belirtti. Acaba anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soruyu yöneltti. Meral Akşener'e HDP üzerinden yüklendi. HDP tarafı hanımefendinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde sivil anayasa çalışmaları vardı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclisteki diğer partilerden de kendi hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Şayet diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Sözü muhalefetin yeni anayasa önerilerine getirdi. Mesela biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor, gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirisi bununla da sınırlı değildi. Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara da değindi. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. Çok açık ne söylüyorum. İzledik sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yeni anayasa çağrısı yine öne çıktı. Önceki gün yaptığı konuşmada olduğu gibi açılışta, meclis açılışında da bu çağrıyı yapmıştı. Partilerden anayasa hazırlıklarını yapmalarını istemişti ve uzlaşı sağlanırsa yeni anayasayı çıkarmak istediklerini söylemişti. Şimdi yine buna vurgu yaptı. İyi Parti'nin grup toplantısına gidelim şimdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde başkanlık sistemi vardı. Türkiye'ye giydirilmiş deli gömleği nitelemesini yaptı. Problemlerin arkasında yeni sistemin olduğunu savundu. İstikbali Başbakanı Sayın Meral Akşener'i saygıyla selamlıyoruz. Salona gelişinde istikbalin başbakanı olarak anons edildi. Konuşmasında sık sık başkanlık sistemi eleştirisi yaptı.
Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi de milletimize giydirilen deli gömleği. Gömleğin içinde her geçen gün daha da bunalıyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Başbakan adayıyım çıkışının arkasında durdu. Türkiye'nin yaşadığı problemlerin altında başkanlık sisteminin yattığını savundu. Bu ucube sistem ülkemizin içinde bulunduğu tüm problemlerin esas sebebidir. Son dönemde yapılan projelere değindi. Projelere karşı olmadıklarını söyledi ve ekledi. Ez cümle biz projeye değil ranta karşıyız. Sevgili seyirciler, Meral Akşener CHP lideri böyle konuştu, izledik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün seslenmişti grupta partililerine. Bugün de yine konuşma yaptı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İktidar olmaları durumunda son dönemde yapılan tüm köprü ve otoyolları kamulaştıracaklarını söyledi. Suriye'den Orta Doğu'ya giden yolların tamamını trafiğe açacaklarını da vaat etti. Azerbaycan'a yönelik eleştirileri de vardı Kılıçdaroğlu'nun. Sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız. Yap, işlet, devret modeliyle yapılan köprü ve otoyolları kamulaştıracaklarını söyledi. Bunun yöntemini de anlattı. Yolu kaça yaptığını, maliyetini çıkaracağız. Üstüne makul bir kar koyacağız, parasını vereceğiz, yolu alacağız, köprüyü alacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de nakliyecilerle bir araya geldi. İktidar olmaları durumunda son dönemde yapılan köprü ve otoyolları kamulaştıracaklarını söyledi. Suriye'deki yollarla ilgili de bir vaadi vardı. Suriye'den Orta Doğu'ya tam Mısır'a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Azerbaycan'ın Türk tırlarından ekstra para aldığını savundu. İki devlet bir millet. Güzel. İki devlet bir milletsek bizim tırlara neden farklı muamele ediyorsunuz? Bunu sormayacak mıyız? Türkiye'nin yakında İngiltere gibi şoför sıkıntısı yaşayacağını iddia etti. Sorunun çözümü için önerisi vardı. Üniversitede mezun olacak, stajı olacak. Stajını yapacak ve yanınızda çalışacak. Nitelikli eleman olacak. Bunun yapılması lazım. CHP lideri nakliyecilerle yaptığı konuşmayı izledik sevgili seyirciler. Dün grup toplantısında ekonomi eleştirileri öne çıkmıştı. Devlet Bahçeli de MHP lideri grup toplantısında bu ekonomi yönünde yapılan eleştirilerin kötüye kullanıldığını söyledi. Bu eleştirilere cevap verdi. Özellikle terörle mücadelede Türkiye'nin etkin bir rol oynadığını, dolayısıyla bunun faturasının ağır olduğunu söyledi MHP lideri ve bu yüzden ekonomik sıkıntıların yaşandığını belirtti. Buna bağladı ekonomideki gidişatı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yurt sorununa da değindi ve İstanbul'da yapılacak olan merkez binasını yurt yapacağını söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı ona da cevap verdi. Buna gücün yetmez dedi. Şimdi gündemin başlıklarını özetledik. Konuklarıma soracağım. Önce konuklarımı tanıtayım sevgili seyirciler. 23. dönem AK Parti milletvekili ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celal Erbay konuğum. 26. dönem CHP milletvekili doçent doktor Gülay Yedekçi konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler katılımınız için. İlk haftamız programımızda. Bizi yalnız bırakmadınız bu ilk heyecanımızda. Teşekkür Hayırlı ediyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi grup konuşmalarını dinledik. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını yinelediğini görüyoruz. Önce Profesör Doktor Celal Erbay'a soralım. Ne dersiniz efendim, yeni anayasa çağrısı uzlaşı sağlanırsa yıl sonunda tamamlarız diyor Erdoğan. Böyle bir uzlaşma olur mu sizce? Vallahi sosyal olayların nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı önceden tespit edilmez. Dolayısıyla yılbaşına vardığımızda geriye doğru bakacağız. Efendim uzlaşma olmuş mu, olmamış mı? Elbette ki. Burada arzu edilen şey uzlaşmanın olmasıdır. Herkesin kendi görüşü etrafında tabii ki anayasa çok köklü bir organizasyon, çok köklü bir efendim düzenleme
arzu edilir ki herkes şikayet ediyor. İhtilallerin, geçmiş dönemlerin, işte tırnak içinde söylüyorum, belli bir isimlendirmeyle faşizan efendim organizasyonların yapmış olduğu bir anayasayla idare ediliyoruz. Herkesin gönlü arzu eder ki doğrudur. Özgür iradeyle meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi verileri, kendi değerleri, halkın hissiyatını, duygularını, geçmişini, kültür değerlerini ve milletin geleceğini de göz önünde alarak bir anayasa yapması herkesin arzusudur. Peki öncelik mi efendim şu an yeni anayasa Türkiye için? Ne dersiniz? Ha, öncelik mi? Yani tabii olmazsa olmaz niteliğinde bir öncelik midir, değil midir? Bu şahsa göre değişir. Şu anda da önümüzde bir anayasa var. Zaten bu anayasa zaman zaman müdahale edilmiş, değiştirilmiş. Yani nasıl ki yeni bir anayasa yapalım diyoruz. O yeni bir anayasa yapalım derken onu hangi şekilde yapacağız? İşte meclisimiz var. Meclis ilgili komisyonlarında görüşecek. Bir kere belli oranda, miktarda, nisapta kabul oyu alacak. Ondan sonra genel kurula inecek. Yani bu süreç takip edilerekten daha önce de değişiklikler yapıldı. Türkiye tıkanmaz. Efendim, bu yeni anayasa şayet yapılıp yürürlüğe konulmazsa efendim devletin birliği, bütünlüğü, bekası efendim zedelenmez, tehlikeyle karşı karşıya kalmaz. Ama şu yüzden soruyorum efendim. Çünkü muhalefet partilerinin Buyurun. Ama arzu edilen odur ki hakikaten Türkiye'nin bu noktaya gelmişken böyle yeni bir anayasa yapıp kendinden sonra yeni nesle işte özgürce herhangi bir ithamla muhatap olmayacak şekilde, hani itham nedir? İşte askeri idarenin yapmış olduğu anayasa falan, faşizan bir anayasa, böyle bir itham söz konusu olmaksızın özgürce halkın temsilcilerinin yapmış olduğu bir anayasayı size emanet ediyoruz, size arz ediyoruz demesi meclisin yapabileceği en güzel işlerden birisidir. Peki, muhalefetin gündeminde çünkü parlamenter sistem var. Bunun için toplantı yaptılar mecliste. Dün hukukçu kurmayları, 6 muhalefet partinin bir araya geldi. Şimdi Gülay Yedekçi'ye sormak isterim. Hocam siz ne dersiniz? Yeni anayasa öncelikli mi? Çünkü muhalefetin gündemi başka, erken seçim çağrıları yapıyorlar. Bir yandan da parlamenter sistem için çalışma içindeler. Sistem değişikliği istiyorlar. Siz ne dersiniz? Evet, öncelikle yeni programınızın hayırlı olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, size de merhaba diyorum. Merhaba. Şimdi Türkiye'nin öncelikle gündemi elbette ki hepimizin derinden yaşadığı ekonomik buhran. Ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'de artık açlıktan, yoksulluktan büyük ölçüde bahsediliyor. Bunu biz akademisyenler de, sokaktaki sıradan vatandaş da, her hemen hemen meslek grubundan insan, işçisi, emeklisi, öğretmeni, memuru, herkes yaşıyor. Bazıları daha derin yaşıyor. Hatta hatırlarsanız derin yoksulluk ağının yaptığı çalışmaya göre işte bebek bezleriyle ilgili, bence bu dönemi bu anlatacaktır, bebek bezleriyle ilgili bir acı tabloyla karşılaşmıştık. Biliyorsunuz çocuklar her geçen gün büyürler, bebekler, yeni doğan bebekler ve bebek bezleri 1, 2, 3 numara olarak devam eder. Aynı bebek için daha küçük bez istendiğinde işte bu dayanışmanın yetkilileri aileyle temasta bulunuyor ve diyorlar ki bir yanlışlık mı var? Hayır diyorlar, bebeğimiz kilo kaybediyor. Bu tabii üzüntü verici bir durum. Bu tür ekonomik sıkıntıların olduğu yerde ilk önce yapılması gereken şey tabii ki bunlara
derman olmak, bununla ilgili çalışmaktır. Şimdi 6 Muhalefet Partisi'nin ilgili kurmayları bir araya geldi. Bu üçüncü keredir toplandı ve bir metin oluşturmaya çalışılıyor. Oluşturulmaya çalışılan metin de işte sistem, işte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık sistemi dediği ve Türk tipi başkanlık sistemi dediği, işte muhalefetin çok sıklıkla hepimizin eleştirdiği bir ucube sistem olarak değerlendirdiğimiz bu sistemin değiştirilerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesiyle ilgili bir çalışma var. Bu çalışmada büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Yani üçüncü toplantıyı bitirdiler her partinin ilgili kurmayları. Burada iki ana önemli nokta var. Birincisi, 6 ayrı farklı siyasi partinin ortak paydada buluşabiliyor olması, toplumun hemen hemen her görüşündeki insanların burada temsil edilebiliyor olduğunu gösteriyor. Bu kısmı güzel. İkincisi de bu mevcut sistemle, son 3 senedir bu sistemdeyiz, mevcut sistemle işte vaat edilen ekonomik gelişmeler, özellikle mesela doların bu kadar yükselmesi, faizin durumu derken bunların hepsinin olumsuz, işte dış politika, eğitim, herhangi bir alanda bir iyileşmenin olmadığı, aksine kötüleşmenin olduğu, işte kişi başına milli gelirinin 25 bin dolara çıkacağı, 500 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşılacağı, 2 trilyon dolarların söylendiği, işte Türkiye'nin ilk 10 ekonomi, dünyanın ilk 10 ekonomisinde olmasının planlandığı durumda kesildi galiba. Evet, şimdi geldi. Telefonla bağlanıyorum, kusura bakmayın, ders arasında çok katılmış oldum. Evet. Rica ederim, arada telefon gelince kopuyor, kusura bakmayın. Ama sonuç itibariyle böylesi bir ciddi problemin yaşandığı, işte dış politikada da hepimizin takip ettiği çok olumlu olmayan tablolarla karşı karşıya bulunduğumuz şu noktalarda bizim özellikle söyleyebileceğimiz şey şudur. Türkiye'nin ilk ve öncelikli gündemi elbette anayasa değişikliği değildir. Yalnız bugün enteresan bir açıklama yapıldı anayasa değişikliği ile ilgili grup toplantılarında. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 4 maddeyle ilgili bir değişiklik önerisi olduğunu düşündü zannediyorum. Halbuki bu öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı İsmail Kahraman'dan gelmişti hatırlarsanız. Millet evet. isterse ilk 4 madde değiştirilebilir diye. Halbuki ilk 4 madde Türkiye'nin aslında temelini oluşturan, bugün Orta Doğu'daki o kan gölüyle boğuşan ülkelerden Türkiye'ye ayıran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyetin temellerini atan ilk 4 maddedir. Aslında ilk 3 madde, 4. maddede ilk 3 maddenin değiştirilmesini teklif edilemeyeceği yönünde. Bir çıkışıydı. Evet. Evet, ama bunu sanki Sayın Genel Başkanımız yapmış gibi bir cevap verildi grup toplantısına. Ona bir cevap verildi. Zannediyorum sormak istediğiniz buydu. Olabilir, insandır, hata yapar. Yani ben siyasetin böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olabilir, hatalar yapılabilir. Peki hocam. O revize edilir ve düzeltilir. Evet. Yani sonuçta Türkiye'de ilk 4 madde değiştirilemez. İlk 4 maddenin değiştirilemeyeceğini aslında geçtiğimiz günlerde Afganistan'da uçak kanadına yapışarak hayatını kurtarmaya çalışan erkeklerden bahsediyorum. Kadınların durumunu daha da acı olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için hani buralara hiç girmemek lazım. AK Parti sözcüsü... Gündem değiştirmeye dönük bu tür çalışmalar olabilir. Bu da siyasetin cilveleri. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 4 maddenin çok önemli olduğunu söyledi bu konuda. Doğru, onu da belirtelim. Yani siz şimdi ekonomiye de değindiniz konuşmanızda hocam. Bugün ve dün grup toplantılarında ekonomi ağırlıklı söylemleri de vardı liderlerin. Birbirlerine suçlamaları da vardı. Şimdi iki akademisyeni de bulmuşken tabii yurt konusuna da değinmeden olmaz. Grup konuşmalarında da çok öne çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt konusunda diyor ki parklarda, bankların üzerinde sere serpe yatanlar, bunlar öğrenci mi? Ne alakası var? Bunlar dışarıdan gelip Gezi'de olduğu gibi buralarda terör estiren teröristler diyor. Yurt bulamadıkları için sokakta eylem yapan, parklarda kalan öğrenciler için bunu söyledi. Kılıçdaroğlu da hala yurt sorununu çözememişseniz bir sorun var demektir. İstanbul'a yapılan Merkez Bankası binasını öğrenci yurdu yapacağız dedi. Bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı buna yeniden yanıt verdi buna. Senin gücün ona yetmez dedi.
Ayrıca yurt sorunu olmadığını da, sadece pandemi nedeniyle bir sıkışıklık olduğunu ama bunun da çözüleceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve grup toplantısında video izletti. Yeni yapılan yurtların nasıl kapsamlı geniş yurtlar yapıldığını anlattı. Şimdi önce Profesör Doktor Celal Erbay'a soralım. Hocam, yurt sorunu var mı, yok mu? Siz de bir akademisyensiniz, öğrencilerle bir aradasınız. Ne dersiniz? Şimdi şu gerçeği görelim. Bakın, nasıl ki bundan farz edelim ki 5 yaşındaki bir çocuğumuz var veyahut da 10 yaşındaki bir delikanlı, genç veyahut da 15 yaşındaki bir ondan biraz daha büyük genç. Bunlar büyüdükçe, bunların ayakkabıları büyüdükçe yeni ayakkabı almaları gerekir. Bunların ölçüleri, giymiş oldukları ceketin, pantolonun ölçüsü büyüdükçe o yeni ölçülerine göre yeni yeni efendim kıyafet alması lazımdır, ihtiyacını karşılaması lazımdır. Şimdi bizim öğrencilik yıllarımızda Türkiye'nin nüfusu kaçtı? Şimdi Türkiye'nin nüfusu kaç? Seneden seneye mutlaka ve mutlaka eğitim ve öğretime katılan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Şimdi bu artan nüfusa göre, beliren ihtiyaca göre realist olmak lazım. Ben bunu samimi olarak ifade ediyorum. Mevcut iktidar en hızlı bir şekilde ihtiyaçları karşılamaya doğru yöneliyor. Doğrudur. Geçen sene öğrencilerimiz, çocuklarımız şeye gitmedi, okula gitmedi, ihtiyaç söz konusu olmadı. Herkes kendi evinden takip etti. Kendi evinden uzaktan eğitime dahil oldu. Hem geçen seneki efendim ara, hem de bu seneki taleplerin yığılması birazcık talebi çoğalttı. Yalnız bakın, yurt sayısı şu anda Türkiye'deki yurt sayısı Avrupa ölçüsünde Avrupa'nın en ileri derecede öğrenciye ihtiyacını karşılayacak şekilde yurt hazırlayan ülkesi Türkiye'dir. Şu anda 724 bin kamu yurt mevcudu var. 300 bin kişilik de özel. Bakın, bu ne demektir? Aşağı yukarı 1 milyon 24 bin demektir. İngiltere'de bu miktar 550 bindir. Fransa'da 365 bindir. İspanya'da 91 bindir. Şimdi mevcut iktidar döneminde, AK Parti döneminden önce 180 bin yurt 180 bin öğrencinin ihtiyacına cevap verecek yurt vardı. Şimdi ise biraz önce söylediğim gibi 724 özeli de kattığımız takdirde, hadi diyelim özeli katmayalım, o özel devletle alakası yok, kamuyla alakası yok. 724 bin öğrencinin ihtiyacını karşılayacak yurt yapılmış. Şu anda da devam eden tam 110 bin öğrencinin ihtiyacını karşılayacak efendim faaliyet devam etmektedir. Şimdi o zaman sorun nerede hocam? Üniversitelerde tabii artıyor. O zaman sorun nerede? İhtiyaç artıyor. O zaman bakın, dikkat edin. O zaman sorun nerede? Ben zaman zaman, tabii bu hastalık döneminde metrobüse binmiyorum. Kendi arabamla gelip gidiyorum. Biraz çekiniyoruz, hastalıktan tabii çekiniyoruz. Daha önce metrobüse binerdim. Metrobüs otobüs durağına geldiği zaman birden herkes kapıya doğru hücum ettiğinde vallahi birbirlerini eziyorlardı. Ben biraz kenarda bekliyordum. Efendim, 2 dakika sonra, 3 dakika sonra rahatlıkla biniyordum. Yani bir kere herkese bir heyecan var. Hanımefendi hocamız da şimdi o bana hoş geldin dedi, ben ona hoş geldin demedim. Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk hocam. Yani, Esamlı hocam, rica programın ederim. Programın sonuna doğru. Yani olsun.
Yani o AK Parti'de, ben AK Parti'de milletvekilliği yapmışım, o CHP'de milletvekilliği yapmış, bizim için fark etmez, biz eğitimciyiz. Evet. Hem eğitimciyiz hem vatanımızı seviyoruz, vatanımız için çalışıyoruz. Bu memleketin evlatları bize emanet edilmiş. Tabii. Onları en güzel şekilde eğitip yetiştirmek, önce onları analarına babalarına karşı böyle değerli bir varlık olarak iade etmek, sonra vatana onları armağan etmek ve bu devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletimizin devamlılığını onlar sayesinde devam etmek bizim asli görevimiz. Evet. Ama tabii öğrenciler işte okula gelebiliyor mu? Yurt bulabiliyorlar mı? Şimdi bakın şimdi. Bakın onu diyeceğim de. Hı hı. Emin olun ki size bir şey söyleyeyim. Susuz çeşme olur mu? Olmaz. Çeşmeyi çeşme kılan sudur. Efendim, hakikaten öğrencisiz okul olmuyor. Öğrencisiz mektep olmuyor. Ya bizde bir heyecan vardı. Yani öğrencileri efendim karşımızda görünce hakikaten duygulandık. Hakikaten yüz yüze eğitimin başlaması tabii. Hakikaten sevindi. Evet. İnsan sevindi. İnsanı özlüyor. O anlamda yani, önemli. Ama sorunlar da yanında geldi hocam yüz yüze eğitimle. Yurt sorununu konuşuyoruz. Yüz yüze eğitim başladığından beri. Ben oraya geleceğim hanımefendi. Buyurun. Hocam süremiz kısıtlı ya, hani böyle her şeyi konuşabilelim diye biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Yığılma oldu. Yığılma. Aynen. Belediye otobüsünün durağına, metrobüs durağına gelen belediyeye, belediye otobüsüne hücum edildiği gibi. Evet. Efendim. Bir de şu. Biraz bekleseler bulacaklar. Bakın. Bak niye oldu bu yığılma? Hastalıktan önce herkes İstanbul'da yerleşikti. Efendim, herkesin farz ediniz ki anası, dedesi vardı, nenesi vardı. Kendisi memlekette olabilir, uzakta olabilir. Burada bir yakını vardı. Fakat bu pandemi emin olun ki yerleşim merkezlerini de değiştirdi. Evet. Bu arada kiralar da artınca belki çocuklar kiraya çıkıyordu önceden. Hiç. Köyden, kentten köye doğru müthiş bir akım oldu. Peki. Dolayısıyla hocam, bir yığılma oldu diyorsunuz. Zaten hanımefendi bir soru soruyorsunuz. Tamam. Sosyolojik olarak ben sosyoloji hocasıyım. Hocam buyurun. Efendim müsaade buyurun. Sosyolojik buyurun. Olarak bir iddiasta bulunuyorum. Önümü kesiyorsunuz. O zaman niye beni bağladın? Estağfurullah hocam buyurun. He? Kesebilirsiniz de yani. Yok tamam, buyurun. Çoktan kesersiniz. Buyurun sesimi. Lütfen dinliyoruz. Efendim. Kentten köye bir akım, hızlı bir akım seyretti ve dolayısıyla pandemiden önce herkesin İstanbul'da çocuğunu efendim yerleştirebileceği bir akrabası, bir yakını var iken şimdi artık bu azaldı, tamamen yok demiyorum, azaldı. Peki ben çocuğumu nereye yerleştireceğim? Ben çocuğumu vatandaş yurda yerleştireceğim. Başka nereye yerleştireceğim? İşte bu yığılmanın sonucu bu oldu. Hı hı. Yoksa yani iktidarın, devletin, hükümetin yurt yapımında bir eksiği, bir hız kesmesi yok. Şu anda da ifade ettiğimiz gibi 110 bin öğrencinin efendim kalmasını temin edecek yurt yapımı devam etmektedir. Hı hı. Mesela 15 ile yönelik 17.909 öğrencinin kalacağı efendim yurdun proje çalışmaları devam etmektedir. Hı hı. Yine aynı şekilde 6 ilde 9.533 öğrencinin efendim kalacağı yurt ihale aşamasındadır. Hı hı. Yani yapımı devam sürüyor. Eden 24 ilde 32 tane yurt var. Yurt hı hı. binası var. Yani bu yığılma bertaraf edilecektir. Evet. Ve şunu da bilin, belediyeler de, AK Parti belediyeleri de, belediyelerimiz demiyorum ben şu anda efendim siyasetin aktif içerisinde değilim, onun için belediyelerimiz demiyorum. AK bir Parti akademisyen olarak. De, akademisyen olarak. Mesela ben Düzce milletvekilliği yaptım. Düzce'de bir problem yok. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları aynı zamanda belediyenin de devreye girmesi suretiyle meydanda kalan, açıkta kalan öğrenci yok.
Ve elbette ki böyle bir intibak dönemi, bir yığılma, efendim bir hücum, bir panik, bir paniğe sebep olmuştur. Peki hocam. Bir paniğe sebep olmuştur. Peki. Şimdi reklama gideceğiz. Var mı süremiz? Evet. Son bir iki cümleniz varsa Celal hocam. Reklamdan sonra hemen Gülay hocam. Bakın arz edeyim. Eskiden 30-40 kişilik koğuşlarda kalıyordu öğrenciler. Şu anda iktidarın üretmiş olduğu yurtlar 3-4 kişilik odalardan müteşekkildir. İçinde interneti vardır, dolabı vardır. Peki. Efendim buyurun lavabo ihtiyaçlarını karşılayacak efendim şartları temin edilmiştir. Yani şunu da ifade edelim. Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz kalmamıştır. Peki hocam. Türkiye'deki üniversite sayısı efendim 200 civarındadır. Tırkanıklığın sebebi salgın sebebiyle geçen yılki talep ile bu yılki talebin üst üste gelmesidir. Peki bunu hocam. Böyle bilelim. Çok teşekkürler. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Gülay Yedekçi ile devam edeceğiz. Hocam sizi biraz bekleteceğiz. Reklamdan sonra buradayız. Sevgili seyirciler devam ediyoruz son duruma bakmaya. Şimdi doçent doktor Gülay Yedekçi diğer konuğum devam ediyoruz. Gülay Yedekçi'ye söz vereceğim. Sıra orada kalmıştı. Hocam yurt sorununu konuşuyoruz. Şimdi yurt sorununu konuşurken tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle söyledi. Yığılma oldu pandemi nedeniyle dedi. Ne dersiniz? Yurt sorunu var mı yok mu? Yoksa sadece bir yığılma mı bu? Şimdi tabii devlet yönetme planlama işidir. Makro ölçekte düşünebilme işidir. Buralarda aslında daha sağlıklı boyutta çalışmalar yapılması gereklidir. İşte devlet planlama teşkilatı, kapatılan devlet planlama teşkilatı gibi kurumların asli görevi budur. Siz 81 ile 81 üniversite diyerek her ile bir üniversite açmaya başladıktan ve hepsini açtıktan sonra ve işte tabii öğrencilerin çeşitli illere dağılması ve onların barınma sorununun çıkması elbette ki öngörmeniz gereken ve çözmeniz gereken bir durumdur. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız yurt sorunu yoktur dedikten sonra kendi partisinin Sayın Belediye Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı. 1300 öğrenci bize başvuruda bulundu. Şu an yurt sorunu var diye Gençlik ve Spor Bakanlığımızın açıkladığı resmi rakama göre 183.934 öğrenci şu an barınma sorunu yaşıyor ve dışarıdan yurt sorunu yoktur denen açıklamaya karşı. Şimdi tabii burada şunu söylemek lazım. 2003'te 72, 2021'de 214 üniversite var ve 800 bin öğrenci sayısı 3 milyon 800 bine yükselmiş. Ama bunların hiçbirinin altyapısı düşünülmeden, düzenlenmeden yapılmış. Burada asıl sorun, temel sorun, tabii burada başka konular da konuşulabilir. Belki bir başka programda daha uzun konuşulur. Yani Almanya'dan daha çok üniversite sayımız ama işsiz sayımız da biliyorsunuz en son üniversite mezunu işsizlerimiz 1 milyonu aştı. Geniş tanımlı işsizlikte de işte 4 gençten 3'ünün işsiz olduğu DİSK'in araştırmalarında da bir açıklanıyor. Şimdi nüfusumuzun %42'sinin de asgari ücretle geçindiğini göz önünde bulundurursanız demek ki bir genel planlama sorunu var. Yani bu çocukların her birine 4 yıllık üniversite diploması verip işsiz bırakmak mı doğrudur? Yoksa ihtiyaç olan ara eleman, teknik elemanları yetiştirip hem ülkenin katma değeri yüksek ürünlerini üretmeye dönük sanayi üniversite ya da meslek yüksekokulu işbirliği yapmak mı doğrudur? Bu arada tabii başka bir çalışmanın konusu. Bununla ilgili daha çok şeyler söylenebilir ama yaklaşık yılda 55 milyar lira Türkiye Almanya'ya oranla daha fazla para harcıyor. Ama işte o 55 milyar lirayı belki de sanayiye, altyapıya, gençlerin yetiştirilmesine, teknik anlamda donanımlı
üniversite öğrenci, teknik anlamda donanımlı gençler yetiştirmek yerine tabela üniversitelerine yatırmak sonucunda böyle bir sonuçla karşılaşılıyor. Eğer bu hükümet bir iki senelik hükümet olsaydı hepimiz derdik ki yani 100 yıllık sorunu 2 yılda mı çözülecek, ama 20 yılda ve sorunun bir parçası olarak, yani bu oranı yükselterek sorunun bir parçası olarak da gelen bir hükümetin bunu söyleme hakkı yok. Ayrıca anayasamızın amir hükmü açıktır. Anayasa 42. maddeye göre hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Hele ki ekonomik ya da barınma gibi sebeplerle. Ayrıca anayasamızda barınma hakkının da temel bir hak olduğu da ortadadır. Pandeminin bu sorunu arttırdığı gibi bir yorumu da doğru bulmuyorum. Şu olabilir, buradaki öğrenciler evlerini boşaltıp işte memleketlerine dönüp memleketlerinden internet bağlantısıyla yayın yapmış, yayın yapan derslere katılmış olabilirler. Ama bu oranda çocukların parklarda dışarıda kalabileceği oranda bu şeyi totalde etkilemez. Ama küçük illerde değil, daha çok büyük illerde öğrencilerin barınma sorunu bütün kamu eliyle, belediyelerin de desteğiyle bir an önce çözülmelidir. Devletin esas görevi vatandaşının barınma sorununu çözmektir. Esas görevlerinin başında gelir bu da. Bunu bir an önce çözmesi gerekmektedir. Hükümetin, değiştiriyorum, devletin değil, devletin idaresini yapan hükümetin temel görevlerinin başında bu gelmektedir. Peki hocam, biraz da böyle yaşamın içinden hani daha şey konuşursak, siz akademisyensiniz, yüz yüze eğitim de başladı. Görüyor musunuz okulunuzda böyle işte kalacak yer sorunu yaşayan öğrenciler? Çünkü biliyorsunuz parklarda eylem yapan öğrenciler var, yurt bulamadıklarını söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan onların öğrenci olmadığını söyledi. Ne dersiniz? Var mı böyle eylemlere katılan? Yani onların açıklamaları var zaten. Yani onlar, yani öğrenci kimlikleriyle açıklamalar yapıldı. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklaması var. Yani 1300 öğrencinin yurt sorunu olduğunu kendi belediye başkanları da söylemiş. Hı. Ben bunu bir gazete haberinden aldım. Hı. Yani sonuç itibariyle ne demek oluyor bu? Bir yurt sorunu var, görünen, yaşanan bir. Ha, burada tabii yine başka bir konu, ama biliyorsunuz işte onu söylüyorum, makro ölçekte değerlendirmek zorundasınız. Konut kiralarının artan, çok yüksek fahiş oranda artan kiraların da bu konuda çok önemli etkisi var. Artık kiralar ödenemeyecek duruma geldi. Onun için hepsini bir arada değerlendirip hem vatandaşın hem öğrencinin barınma hakkının kutsal olduğunu bilmek ve buna göre bir planlama yapmak lazım. Yani üniversite açmak demek, ben buraya bir bina yapan bir insana, işte sen de vakıf üniversitesi ol, buraya da aç, ya da ben buraya bir bina yaptım, onun üstüne de bir tabela koydum, burası da artık bir üniversite oldu demek değil. Bunun işte yurdundan efendim laboratuvarına kadar, taşımasından etrafındaki yiyecek içecek mekanlarına kadar, yoluna kadar, ısıtmasına kadar her şeyini düşünmek zorundasınız. Tabii yurtların 30 kişi olduğunu ben hiç görmedim. Ben 1996 mezunuyum. Ben de yurtta kaldım. 8 kişiydi bizim zamanımızda en kötü yurt. Ama şunu söyleyebilirim ki yani yıl 2021 oldu. Millet artık uzaya gidiyor. Uzayda koloni yaşamı konuşuluyor. Herhalde burada da yurtlarda tuvalet sorununun, işte sıcak su sorununun, internet sorununun elbette çözülmüş olması lazım. Ama bunların çözülmediğini de, hatta daha kalabilecekleri çocukların yurt olmadığını da maalesef hepimiz yaşayarak görüyoruz. Şimdi yerel hep böyle kervan yolda dizilir yöntemi doğru bir yöntem değil. Yerel yönetimler mutlaka önceden planlamak olaya lazım bunu. Yerel yönetimlerin mecbur kalınca yerel yönetimler el attı. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çok güzel bir şey yaparak konaklama imkanı olan oteller dahil her şeyi çocuklara açtı. Belediyenin bütün imkanlarını ortaya serdi. Bütün belediye başkanlarımız, İstanbul, İzmir, keza hepsi aynı duyarlılıkla davrandı. Allah'tan belediyeler var. Peki hocam, çok teşekkürler. Görüşlerinizi paylaştığınız için, katıldığınız için ilk haftamızda. Yayınınızın başarılı olmasını dilerim. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Sağ olun.
Evet, konuğumuzu uğurladık sevgili seyirciler. Gülay Yedekçi, doçent doktor Gülay Yedekçi bizimle birlikteydi. 26. dönem CHP milletvekili ve 23. dönem AK Parti milletvekili ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celal Erbay'ı ağırladık bugün Son Durum programında. Şimdi haberlerle devam edelim. Yurt sorununu konuştuk öğrencilerin. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde gerginlik var. Sadece yurt değil mesele. Bir de rektör meselesi var biliyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'nde 9 aydır devam eden bir eylem var. Sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün rektörlük binası önünde yapılan protesto gösterisinde rektör aracının geçişi engellenmiş ve üzerine çıkılmıştı. İşte o gösteri için İstanbul Valiliği 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Rektörün aracının önünü kestiler. Arabanın üzerine çıktılar. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaklaşık 60 kişilik grup tarafından pazartesi yapılan eylemin görüntüleri ortaya çıktı. Rektör Profesör Doktor Naci İnci'ye tepki gösteren eylemciler slogan atarak rektörün geçişine izin vermedi. Bir öğrenci makam aracının üzerine çıktı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. İzinsiz gösteriye karışıp arbede çıkaran 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayla ilgili tepkisini yeni akademik yıl açılışında dile getirmişti. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir. Terörle mücadeleyle devam ediyoruz. Teröristlere ağır darbe vurulmaya devam ediliyor. İran kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada İran kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu denildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlerle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda şehitlerimizi ve hayatını kaybedenleri unutmadık, unutmayacağız mesajına yer verildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 7 yıl önce meydana gelen 6-8 Ekim olaylarında 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı ve 197 okulun hasar gördüğü hatırlatıldı. Paylaşımda 6-8 Ekim olaylarının 7. yılında şehitlerimizi ve hayatını kaybedenleri unutmadık, unutmayacağız denildi. HDP'lilerin 6-8 Ekim 2014'teki saldırılarında Yasin Börü ve arkadaşları olmak üzere birçok insanın katledilmesinin üzerinden tam 7 yıl geçti ama acısı hala tazeliğini ilk günkü gibi koruyor. HDP'nin kanlı çağrısı birçok masumu canından etti. Katliamın üzerinden tam 7 yıl geçti ama acılar sanki ilk günkü gibi. Tarihler 6 Ekim 2014'ü gösteriyordu. Kurban Bayramı'nın 3. günüydü. Dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş çağrı yaptı. O çağrıyla yüzlerce PKK ve HDP'li sokaklara döküldü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere tam 35 ilde barikatlar kurdular. Yolları kestiler.
Yaşanan saldırıların en önemli merkezi Diyarbakır'dı. Ellerinde kurban eti, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını aşındıran gençler linç edildi. Sakallı insanlar, tesettürlü kadınlar hedef alındı. Cami ve Kur'an kursları ateşe verilip yağmalandı. İşte onlardan biriydi Yasin Börü. Daha 16 yaşındaydı. İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtırken PKK'nın kanlı yüzünü yakından gördü. Bir binaya sığınmaya çalıştı ama yakalandı. Gözü dönmüş terör yandaşları onu önce öldürdü, yetmedi, binanın 3. katından aşağı attı. Bununla da yetinmeyen caniler cansız bedenini ateşe verip araçla üzerinden geçti. Tanınmayacak hale geldi. Ailesi tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Katliamın üzerinden tam 7 yıl geçti ama acılar hala taze. Gelmişiz buraya sanki bugün şehit oldular. Yani bizim için de şemsi yok. Daha 7 yıl, ha 7 gün hiç fark etmez. Olayların faturası ağır oldu. 35 kişi hayatını kaybetti. 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi, 761 kişi yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisini kabul etti. Aliyev, Ermenistan'la ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Kabulde konuşan Aliyev, AB ile birçok konuda yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek, Karabağ Savaşı sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve işbirliğinin tesisine Avrupa Birliği'nin katkı yapabileceğini düşündüklerini söyledi. Aliyev, Ermenistan'la yeni bir sayfa açarak ilişkiler kurmak istediklerini açıkladı. Barış anlaşması sınır hattının belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılması için müzakerelere başlamaya hazırız. Bu süreç kısmen başlamıştır ama Avrupa Birliği aktif olarak katılırsa ki böyle bir arzu görüyorum, bize birçok alanda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak Güney Kafkasya'daki durum 30 yıldır var olmayan tamamen yeni bir boyuta geçebilir. Bu istikrar, öngörülebilirlik ve barış için çok önemli bir faktör olabilir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki birçok kişinin hayallerini süslüyor. Ancak ülkede 580 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Başkent Washington'daki simge binaların etrafı bile evsizlerle dolu. Üstelik bu durum artık kanıksanmış durumda. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika'da sokaklar evsizlerle dolu. Ülkenin sembol binalarının yanında bile çadırda ve sokakta yaşayan evsizler var. Koronavirüs salgınından en büyük darbeyi yiyen Amerika'da yaklaşık 580 bin insan sokaklarda yaşıyor. En çok evsiz 80 bin kişiyle New York'ta, 65 bin evsiz de Los Angeles'ta yaşıyor. Siyasetin kalbi konumundaki başkent Washington'da da yaklaşık 7-8 bin evsiz bulunuyor. Beyaz Saray ve Kongre binası gibi önemli yerlerin hemen yanı başında yaşayan evsizler yaz aylarında çadırlarında hayatlarını sürdürüyor. Şimdilerde hepsi kışı donmadan geçirecekleri bir nokta arayışında. Evsiz kişiler adeta ülkenin bir gerçeği olmuş durumda. Birçok kişi günlük hayatını sürdürürken yanından geçip gittiği evsizlere bakmıyor. Kış ayları yaklaşırken evsiz kişilerin sorunları ne sosyolojik ne de siyasi gündemde yer alıyor. Sevgili seyirciler, şimdi yurda dönelim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 68 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan bazı öğrenciler fakülte yemekhanesinde yedikleri yemek sonrası fenalaştı. Öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayetinin artmasıyla ambulans çağrıldı. Fenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 68 üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Sağlıkla devam edelim sevgili seyirciler. Koronavirüs diyeceğiz. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca Başkanlığı'nda bugün saat 17'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde okullarda yapılan PCR taramaları ve aşılama takvimi vardı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yapacak. O açıklamayı sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Birlikte daha kolay aşılacağını söyleyebilirim. Maalesef yine yangın haberi vereceğiz. Bu yaz yangınlardan çok çektik ama yine bir yangın var. Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın neyse ki kontrol altına alındı. Evet, görüyorsunuz sevgili seyirciler görüntüleri, alevler ağaçları sarmış durumda maalesef. Bu görüntüler bizim de yüreklerimizi yakıyor. Yaz aylarında bu acıyı çok yaşadık. Benzeri olur mu diye korktuk ama neyse ki kontrol altına alındı yangın. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahalede bulundu. Sabah saatleri itibariyle yangına havadan da müdahale başlatıldı. Böylece yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hastaneye girdiler, terör estirdiler. Polis, bekçi ve görevlilere saldırdılar. Hastane koridorlarında yaşanan arbede güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Ankara'da bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. İzliyoruz o anları sevgili seyirciler. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Sağdan mı girdi abi la o? Bekle. Trafik polis ekipleri asayiş uygulaması yapıyor gördüğünüz gibi. İşte o sırada bir otomobile dur ihtarında bulundu polis. Ancak sürücü dur ihtarına uymadı. Otomobilini dubaları da yıkarak polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Ve polis ekipleri cadde üzerinde sürücüye tekrar dur ihtarında bulundu. İhtarlara sürücü yine uymadı. Polis ekiplerinin üzerine sürdü aracını. Kaçmaya devam etti. Uzun süren kovalamacalar sonucunda polis ekipleri sorumsuz sürücüyü yakaladı. Ve görüyoruz sevgili seyirciler görüntülerde de. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, soğuk zincir finansman destek programını başlattıklarını açıkladı. KOBİ'lerin yerli malı ve frigorifik kasa alımlarına 750 bin liraya kadar destek verilecek. Program tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek için hayata geçirildi. Merkezin Bakan Varank, bu olsa da söylemesi programdan da, toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncularla sebze ve meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalar faydalanabilecek. Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız dedi. İnovasyon ve teknolojinin olduğu her yerde hamdolsun bakanlık olarak biz de kullandırılacak kredi ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli olacak. Yerine göre işletmelerin soğuk hava ünitesi edinimlerindeki maliyetin 10 puanlık kısmını KOSGEB karşılayacak. Gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için Sevgili seyirciler, salgın nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan restoranlar kapılarını açtı. Ancak şu an restoranlarda nitelikli personel sorunu yaşanıyor. İşletme sahipleri ise ne yapacaklarını bilmiyor. Bu sektörün her ayağında açıklar oluştu. Şu anda güncel olarak vasıflı olan bir eleman yok. Usta eksiğimiz var. Personel eksiğimiz var. Kimi kurye oldu, kimi şoför, kimisi ise çiçekçi. Restoranlarda nitelikli personel sorunu yaşanıyor. Bu dönemde restoranlarda çalışan insanlar mecburen başka sektörlere yöneldiler. En büyük sorun vasıflı aşçı, garson, komi bulmak zaten imkansız. Bizler de artık iyicene şaşırdık. Hem mutfağa, bulaşığa, hem pakete,
hem ocağa hem müşteriye yetişmekte zorluk çekiyoruz. Salgın döneminden en çok etkilenen sektörlerden biri şüphesiz ki restoranlardı. Tam her şey düzeldi derken şimdi restoranlarda daha büyük bir yapısal sorun baş gösterdi. Uzun zamandır kapalıydık, açtık. Fakat bu sefer birlikte çalışacağımız iş arkadaşları bulmakta çok büyük problemler yaşıyoruz. Pandeminin açılması, kapanması insanları başka bir sektöre itti. Kimisi işte maaşını beğenmiyor, kimisi yerini beğenmiyor, işini beğenmiyor, zamanını beğenmiyor. Sektörün durumu, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Buranın en büyük çalışanlarından biri olarak devam etmek zorunda kalıyorum. Sabah geliyorum. Öğlen buradayım, akşam buradayım. Salgın döneminde birçok garson işsiz kalınca farklı alanlara yöneldi. Tabii sadece garsonlar değil, restoranlar, komi, şef ve aşçı gibi diğer personelleri bulmakta da güçlük çekiyor. Sektörde şu an için eleman sıkıntısı var. Garsonundan temizlikçisine, aşçısından aldığımız yemekleri tedarikçimiz bile daha öncesinde 10 iken şu an onlar bile 3'e düştü. A'dan Z'ye bulaşık. Komi, garson, aşçı, muhasebesi de dahil. Sorun giderek büyüyor. İşletme sahipleri ise ne yapacaklarını bilmiyor. Eskiden usta çırak ilişkisi vardı ama şu an hiçbir önemi kalmadı. Çalışmak isteyen arkadaşlar da ücretlerini az buldukları için ciddi bir şekilde sıkıntılar çekiyoruz. Şimdi hava durumuna bir bakalım. Havalar bir soğuk bir sıcak bu aralar, tam geçiş dönemi. Ne giyeceğimizi de bilemiyoruz zaman zaman ama sonbahar kendini artık hissettiriyor. Bunu fark ediyoruz. İşte sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde yurdun doğu kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kimi özlediği manzaralara kavuştuğu için sevindi. Kimi ise kış için önlemlerini şimdiden almaya başladı. Özlediğimiz manzaralar bugün gerçekleşti. Artık bu saatten sonra biz de elbiselerimizi kalın giymeye başladık. İklim şartları Kars'ta çok sert geçiyor. Mevsimin ilk karı yağdı. Her yer beyaza büründü. Karı görenlerse soluğu dışarıda aldı. Biz de uzun süredir kar yağışını özlediğimiz için buraya arkadaşlarımızla beraber kar topu oynamaya geldik. Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde doğuda kar yağışları başladı. Erzurum'da güne beyaz manzarayla uyananlar kar topu oynadı. Şu an hava çok soğuk gerçekten. Ellerimiz de donuyor zaten kar topu oynarken. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Lapa lapa yağan kar sokakları beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, ağaçların üstü karla kaplandı. Kars'ta hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde yaşayan köylüler güne karla uyandı. Lapa lapa dün akşamdan beri kar yağıyordu. Kars'ın karı kışı kıyameti başladı diyebiliriz. Beyaza bürünen köylerde hayvanlarını dışarıda bırakanlarsa zor anlar yaşadı. Sevgili seyirciler, son durumu burada noktalıyoruz. Yarın yine 18'de yeni konuklarımızla günün özetine bakacağız. Ama şimdi bir yere ayrılmayın. Bizden sonra Setenay Cankat'la spor haberleri var. İyi günler.